Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veys Ateş ve Gazete Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'ne özel bir araçla geldi. Yıldırım'ı tünelde Didem Arslan karşıladı. Yıldırım klasik otomobil ile geldiği tünelde fotoğraf çektirdi. Başbakan Yıldırım, yeni köprü ve otoyollarda ücretlerin fazla olmasına karşın, vatandaşın zamandan ve benzinden büyük oranda tasarruf sağladığına dikkat çekerek şunları söyledi. Köprü olmadığını düşün, ne yapacaksın, o da işi bilmediğini gösteriyor. Kıyas yanlış, birisi dışarıdan borç kredi alıyorsun, köprü yapıyorsun, birinci ve İkinci köprü, bunu yıllarca faiziyle ödüyorsun. Kim ödüyor? Herkes ödüyor. O köprüden geçen geçmeyen ödüyor. Siz para almasanız da bir şey fark etmiyor. O borç hazineden tıkır tıkır ödeniyor. Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi farklı, yüksek de en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Orada bir köprü olmadığını düşün, ne yapacaktın? Köprü yapıldı, çalıştırıldı, 7 ila 8 yıl kaldı. Ücretlerinin düşürülmesinin kararını biz vereceğiz, devlete geçtiği an devlet kararı verilir. Başbakan Yıldırım, en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Video: Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'nin açılışına katıldı. Video: